NFT dünyasına yabancı mısın? Ben yapamam. Bana göre değil mi diyorsun? Yeteneğin yok mu? Burada iş yapamam mı dedin? Yapacaksın. Bu videoyu izlediğinde çok şey değişecek. Videoyu sonuna kadar takip edip yöntemi uygularsan başaracaksın. Videonun sonunda ücretsiz bir NFT oluşturacaksın. Hem de istersen mobil telefonunda, istersen bilgisayarında. Bugün anlattığım tüm teknikleri cep telefonunda da yapabilirsin. Nasıl ve nerede satarsın? Bunu da göstereceğim. Bugün NFT dünyasına birlikte birlikte adım atacağız. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olarak sizler için ürettiğim tüm benzersiz içeriklere YouTube'dan ulaşabilirsiniz. Yeteneği olanlar çizim yaparak NFT yapabilir ya da ünlüler tweet satarak hatta kullandıkları emojiyi biraz evirip çevirip NFT aleminde satış yapabilir. Bugün ünlü olmana ya da çizim yapmana gerek yok. Önce NFT yapmak için internetten indirdiğin bir resme ihtiyacın var. Herhangi bir resim olabilir. Neyi uygun görürsen o. Ben telifsiz stok fotoğraf indirilebilen bir siteden önceden birçok fotoğraf indirdim. Sonuçları birlikte göreceğiz. İlk çalışma için bir maymun seçtim. Biliyorsunuz maymunlar bu NFT aleminde meşhurdur. Şimdi bu maymun fotoğrafını hemen tek tuşla pikselli bir NFT yapalım. Üyeliğe, giriş yapmana, ücret ödemeye ihtiyaç yok. Bugün her zamanki gibi yöntemimiz ücretsiz. Para cepte YouTube'daki en iyi pasif gelir kaynaklarını ve sermayesiz para kazanma yöntemlerini Araştıran, anlatan kanal. Kanalımda yatırımsız para kazanabileceğin yöntemler, freelancer para kazanma teknikleri, A'dan Z'ye kripto para eğitimleri, hatta giriş dahi yapmaman gereken site ve uygulamalar için uyarı videoları bulabilirsin. Maymun resmini bilgisayarımdan siteye aktarıyorum. Site yüklediğim resmi otomatik boyutlandırıp şekillendirecek ve piksel haline getirecek. Yani her şeyi bizim yerimize hazırlamış olacak. Bu site NFT sanatçıları için büyük bir yardımcı rolünde ve para kazanabilecek kazanman için elinden geleni yapacak. Resmimizin son hali bu. Şimdi bir resim daha deneyelim. Bu kez bir karakter resmi olsun. Pacman resmini bilgisayarımdan yüklüyorum. Şekillendirme ve boyutlandırmayı bekleyeceğim. Bunda da sonuç aynı. Şimdi bu otomatik dönüştürücünün detaylarını vermeden önce gelin normalde pikselleştirme işi manuel olarak nasıl yapılıyor göstereyim. Siteyi şimdilik kapatıyorum. Pixel Art'a giriyorum. Pixel Art'ı biliyorsunuz. Burası da NFT sanatçılarının vazgeçilmezidir. Hatta birçok sanatçı bu platformu mutlaka kullanır. Burası kendi piksel çizimlerinizi yapabileceğiniz kullanımı ücretsiz bir web sitesi. Önce çizeceğiniz nesneye karar veriyorsunuz. Sonra buradaki yardımcı piksel elemanlarını referans olarak kullanarak tek tek piksel piksel çizim yapıyorsunuz. Video esnasında sizinle bir çizim yapalım. Böylelikle hem otomatik hem manuel iki yöntemi de göstermiş olalım. Şu an zamanımız kısıtlı. Bu yüzden detaya girmeden bir şeyler çizeceğim. Yeni bir çalışma sayfası için 64'e 64 çalışma alanı iyidir. Genel olarak NFT'lerde 32'ye 32, 64'e 32, 64, e 64 128'e 128 gibi boyutlar kullanılır. Bu çalışmamızın tuval boyutudur arkadaşlar. Şimdi çizime başlıyorum. Çizim yaparken bu arada konuşacağım. Bazı detaylar vermem gerekebilir. Pixel art her ne kadar da karmaşık görünse de aslında çok basit bir NFT çizim aracıdır. Pixel art uzun süredir vardı ancak NFT'ler gözde platformlar olmamıştı maya başlayınca yalnızca NFT çizimi için kullanılmaya başlandı diyebiliriz. Arkadaşlar çalışma alanına yaklaşma ve uzaklaşma işini buradaki büyüteçlerle yapıyoruz. Yani diğer adıyla çalışmamıza zoom yapıyoruz. Buradaki paletten çizim yapacağınız renginizi belirliyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada onlarca renk türü var. Bunlardan dilediğinizi seçebilirsiniz. Soldaki panelden kalem seçeneğiyle sayfada nokta nokta çalışmaya başlıyoruz. Nokta nokta dediğime bakmayın arkadaşlar. Bu her piksel bize aslında bir yardımcı. Bu piksel kareleri bize bugün referans olacak. Aslında işimizi kolaylaştıracak. Devam edelim. Hata yaptığınızda silgi seçeneğiyle hata yaptığınız bölümü üzerine bir kez tıklayarak silebilirsiniz. Tıpkı çizim yapmış gibi. Ben şu an bir pekmen oluşturmaya çalışıyorum. Muhtemelen anlamışsınızdır. Zaten basit bir anlatım için ideal. Aşırı detaya girmeye gerek yok. Yüz hattını oluşturdum. Şimdi pekmenin yüzünü boyayalım. Arka planda siyah olsun. Bunun için kolay bir yöntem daha var piksel piksel uğraşmanıza gerek yok. Buradaki boya doldurma aracını renksiz olan her yeri topluca boyamakta kullanabilirsiniz. Boyama işlemleri bittikten sonra pekmene bir göz yapalım. Şuraya da 3 adet nokta koyalım. Bu da pekmenin yiyeceği olsun. Evet bir pekmen oluşturduk ama yine de farkındaysanız diğere kadar profesyonel durmuyor ve biraz daha uğraştırıcı ama zevkli bir iş. En azından hayal dünyana bağlı olarak dilediğin NFT'yi dilediğin gibi manuel olarak oluşturabilirsin. Diğer sitede tek tıkla bu işi yapmıştık. Bu otomatik sitenin ise ismi Pixel Mi Tokyo. Aramalara bu şekilde yazarak bu yardımcı siteye erişebilirsiniz. Şimdi Pixel Mi'de biraz daha detaylı çalışacağız. Arka plan rengini değiştireceğiz, görselin rengiyle, piksel boyutuyla ve parlaklığı gibi özellikleriyle oynayacağız. Hemen bilgisayarımdan farklı bir görsel daha seçiyorum. Biraz şekillendirmeyi bekleyeceğim, çok uzun değil. Önce piksel boyutuna karar verelim. Bence 64'e 64 iyidir. Dileyen buradan azaltabilir ya da en üst seviye olan 128 olanı belirleyebilir. Biraz parlaklık ayarı, benzeri ayarlarıyla ve kontrastıyla oynamayı deneyeceğim. Arka plan rengini belirleyeceğim. Arka plana dilediğin rengi verebilirsin. Hatta arka planı transparan yapabilirsin ki bu daha güzel. Çünkü buradan sonra sağ üstteki kartta bulunan videoda anlattığım teknikle bu çalışmayı bir animasyon haline de getirmek mümkün. Her şey bittikten sonra sıra bu ürünün satışına geldi. Arkadaşlar NFT oluşturmak başlı başına bir sanat eseri ve bir sanat eserini oluşturmak gerçekten zor olabilir. Biz bugün NFT çiziminin kolay yöntemlerini bularak sizlerin de birer NFT sanatçısı olabileceğinizi kanıtlamış durumdayız. Satış için kullandığım site Mintable. Fakat siz farklı sitelerde kullanabilirsiniz. Bu siteye giriş yapmak için aramalara Mintable app yazman yeterli. Üyelik bölümü basit. Kullanıcı adını, e-postanı ve şifreni belirledikten sonra e-postana bir doğrulama kodu gönderiliyor. Bunu girdiğinde üyeliğin oluşturulmuş oluyor. Burası sitenin en basit kısmı. Daha sonra sitede dilersen biraz gezip fiyatlara bakabilirsin ya da çalışmalarla fiyatları kıyaslayabilirsin. Hemen satışa geçeceğim dersen de buradaki seçeneğe tıklayabilirsin. Ama bu siteye girmeden önce bir kripto para cüzdan uygulamasına ihtiyacın olacak. Çünkü kazançların kripto para cüzdanına yansıyor. Mintable'ın tavsiye ettiği cüzdan uygulaması MetaMask ama farklı cüzdanlar da var. Örneğin Trust Wallet gibi. Bu cüzdanlar güvenli olmalarının yanında kullanım kolaylığı açısından da NFT dünyasının vazgeçilmezi. Bu cüzdanı siteye bağladığında ödeme için alıcıyla muhatap olmuyorsun ödemen direkt olarak cüzdanına yansıyor ve arada hiçbir aracı yok site hariç. Tabii ki arkadaşlar Mintable ve benzeri sitelerin sattığınız ürün başına komisyon oranları vardır. Vitrininize bir ürün eklemeden ve satışa başlamadan önce bu komisyon oranlarını sitenin hakkında sıkça sorulan sorular gibi bölümlerinden mutlaka öğrenin. Ayrıca Google aramalarına ya da Google Play ve App Store'a Metamask yazarak cüzdanı indirebilirsin. Cüzdanlı sitedeki talimatlar uyarak MinTable hesabına bağladıktan sonra ana sayfadan bu seçeneğe gir. Buraya NFT'ni yükle. Daha sonra çalışmana güzel bir başlık at ve NFT'ni enine boyuna anlatan kısa bir açıklama ekle. Dilersen açıklamada yazı fontunu kalınlaştırıp biraz şekillendirerek çalışmanı daha da etkileyici kılabilirsin. Ama açıklamadaki detaylar önemli. Daha önceki videolarda bu detaylara da girmiştik. Daha sonra tüm ayarlamaları yapıp fiyatını belirleyip bu butona tıkladığında NFT satışa sunulmadan önce bir süre incelenecek ve daha sonra mintable sayfasında listelenecektir. Tabii ki NFT'ni yani yaptığın sanatı burada listeleyip arkana yaslanma. Olabildiğince NFT'ni tanıt. Mesela bu işin vazgeçilmezi herkese açık bir Twitter hesabı açıp NFT etiketiyle çalışmanı diğer insanlara tanıtmaktır. Aynı biçimde NFT ile ilgili forumlarda, katıldığın canlı yayınlarda, TikTok'ta, Instagram'da dilediğin her yerde çalışmanı ve profilini tanıt. Her iş olduğu gibi NFT sanatı da biraz emek ister. Binlerce NFT'nin arasında bulunman biraz zaman alabilir. Bu yüzden tek bir çalışma ile zengin olacağını zannetme. Bu düşük de olsa bir ihtimaldir ama yine de şansını emek vererek katlamaya çalış. NFT'nin ne olduğunu bilmiyorsan Google aramalarında, YouTube'da, diğer platformlarda binlerce hatta milyonlarca arama sonucu bulabilir ve NFT'ler hakkında A'dan Z'ye tüm bilgilere ulaşabilirsin. Bugün bu videoda kolay biçimde NFT yapma serimizin bir videosuna imza atmış olduk. Benzer videoların devamı için kanalıma abone olun ve tüm bildirimlerinizi açarak bu tür kolay yöntemlerden anında haber alın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.